bugün suda yaşayan canlılarla ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz su hepimiz için çok önemli. Yani çiçekler, ağaçlar, hayvanlar, insanlar hepimizin yaşamının devamlılığı suyun varlığına bağlı. Ama bazı hayvanlar için su çok çok daha önemli. Neden? Çünkü su onların evi. Peki hangi hayvanların evi su, hangilerinin değil? Bazı hayvanlar suda, bazı hayvanlar karada yaşıyorlar. Kara ne demek? Kara toprak parçası demek. Yani çiftlikler, dağ, kırlar, ormanlar, hepsi, sokaklarımız hepsi kara oluyor, kara parçaları oluyor. Bazı hayvanlar karalarda, bazı hayvanlar sularda yaşıyor. Hadi birlikte gruplayalım, görelim hangi hayvanlarımız nerede yaşamış. Mesela bir zürafa var elimde. Zürafa biliyorsunuz dünyanın en uzun boylu hayvanı. Gerçekten upuzun bir boynu var. Böylelikle yüksek ağaçların üzerindeki yaprakları yiyebiliyorlar. Nerede yaşıyor zürafalar? Zürafalar karada yaşayan hayvanlardan biri. Afrika'da yaşıyorlar biliyorsunuz. Devam edelim. Evet, ve bir deniz kaplumbağası. Nerede yaşıyor deniz kaplumbağası? Adı üzerinde tabii ki denizlerde, okyanuslarda yaşıyorlar. Caretta caretta da diyebiliriz onlara. Deniz kaplumbağası da diyebiliriz. Bu da bizim suda yaşayan hayvanlarımızdan biri. Ve sonra bir köpek geliyor. Nerede görüyorsunuz köpekleri? Sokaklarda görüyorsunuz, evlerde görüyorsunuz, bazen çiftliklerde görüyorsunuz. Bazı vahşi köpekler de doğada yaşıyorlar, ormanlarda veya çöllerde yaşayan köpeklerimiz de var. Yani karada yaşayan hayvanlardan biri köpekler. Sonra ineğimiz geliyor. İnekler de çiftliklerde yaşıyorlar. Vahşi inekler eskiden belki doğada yaşıyorlardı ama şimdi hemen hemen bütün inekler herhalde çiftliklerde yaşıyor diye tahmin ediyorum. Biliyorsunuz inekler bize süt veriyorlar. Sütlerimiz ineklerden geliyor ve o da karada yaşayan hayvanlardan biri. Sırada bir balina var. Balina da dünyanın en büyük hayvanı. Denizlerde ve karada yaşayan hayvanların içinde en büyük olanı balinadır. Ve balina da nerede yaşıyor? Tabii ki sularda, okyanuslarda yaşıyor. Ve son olarak elimde bir ahtapotum var. Kaç kolu vardı ahtapotum? Hadi sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kolu var. Aslında adı da biraz buradan geliyor. Almanca'da aht 8 demek. Ahtapot da 8 kollu bir hayvancık oluyor. Nerede yaşıyordu? Sularda, o da denizlerde ve okyanuslarda yaşıyor. Bazı ahtapotlar büyük oluyor, bazıları küçük oluyor. Benim burada sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hayvanım vardı. 6 hayvanla bu etkinliği yaptım. Evinizde daha çok hayvan varsa daha çok hayvanla siz de aynı etkinliği yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra da resimleri çekip bana göndermeyi unutmayın. Bu etkinliğimizden sonra bir etkinliğimiz daha var. Bunları hemen kenara koyuyorum. Evet, bir balık yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi bu balığı ben çizdim. Kafasını, yüzgeçlerini ve kuyruğunu boyadım. Siz de ailelerinizden yardım alabilirsiniz böyle bir balık resmi için. Sonra bir ambalaj kağıdım. Bu bir leblebi paketinin leblebi paketiydi. Ben onu böyle yuvarlak yuvarlak kestim. Gördüğünüz gibi böyle bir ambalaj kağıdı, çikolata kağıdı olabilir, leblebi, çekirdek, ne varsa elinizde ya da hediye paketleri var bazen kırıntılı, onlardan da kullanabilirsiniz. Bir ambalaj kağıdını böyle küçük parçalarla yapabiliyorsunuz, yuvarlak şeklinde kesiyorsunuz. Biliyorsunuz balıkların üstü böyle biraz pırıltılı olur ve güneş vurduğunda da böyle renkleri değişir bazen. Çünkü balıkların derilerinde pullar var. İşte biz de bu pulları yapacağız şimdi birlikte. Bir de yapıştırıcıya ihtiyacım var. Yapıştırıcımı alıyorum. Pulumun üstüne sürüyorum. Ve balığın boş kalan kısımlarına bunu yapıştırıyorum. Evet, etkinlikler yaparken
evde olan malzemeleri kullanmak, yenisini satın almamak çok önemli. Çünkü bütün malzemelerin üretimi için su kullanılıyor ve suyu da dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çok fazla su kullanılmasın diye hep elimizde olan malzemeleri kullanmaya çalışalım. Mesela böyle ambalaj kağıtları. Bu kağıtlar sonra geri dönüştürülebiliyor aslında. Tekrar kullanabiliyoruz onları ama geri dönüşüm için de gerçekten çok fazla su kullanılıyor. İşte bu su kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca az satın almalıyız, az tüketmeliyiz, elimizde olanı kullanmalıyız ve kendimiz de üretmeliyiz. Evet, pullarını arka arkaya yapıştırıyorum. Tamamladım. Siz de tamamladıysanız eğer yine resimlerini çekip bana göndermeyi unutmayın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.